merkezden çektiğimiz zaman bu sefer de şey ihtiyar heyetine benziyor böyle. Şimdi Mescid-i Aksa'nın Zekeriya mağaralarının olduğu bölümdeki çıkışındayız. Sokağın arka tarafında fazla değil, birkaç yüz metre ilerlediğimizde Yusuf Neccar'ın kabri var. Gücünüz yeter, oraya da yürürüz. Kapıdan dönsek de görmüş oluruz. Kimdir Yusuf Neccar? Şimdi insanlar hep merak ediyor. Hazreti Meryem 6 yaşından beri kendini ibadete vermiş bir insan. Allah onu ağır imtihan ediyor yani. Gece gündüz ibadet eden bir insanı niye ya Rabbi böyle ağır imtihan ediyorsun? İffetsizlik gibi ağır bir imtihan. Ama Allah onu yüceltecek ya. Cennet kadınların efendisi yapacak ya. İsa'yı ona evlat kılacak ya. O yüzden ikramlarda bulunuyor. En nihayetinde Meryem annemiz ergenlik çağına geldikten sonra Yusuf Neccar, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın yardımcısı olan bir zat. Müminle insanlardan edepli, ahlaklı falan. Onu hep Meryem annemize yakıştırıyorlar. Hani vardır ya böyle mahallelerde böyle çok edepli bir kız, çok edepli bir erkek. Ne kadar da yani bunlarla bir bağlantı kurursak, bir nişan söze vesile olur muyuz falan diye. Böyle bir düşüncelerin olduğu bir dönemde Hazreti Meryem annemizin tabii ki hep kendini mescide, ibadete verdiği yerde. Bu hadise olunca her şey tarumar oluyor. Yani Meryem annemizin de kısmen ona karşı bir yakınlığı var. Ama bir anda beklenmedik bir çocuk olunca her yerden bir iftira geliyor. Tamam Allah kucağındaki çocuğu konuşturdu ama Yahudilerin alimler onu görenler bile hepsi iman etmediler, kabul etmediler, sihir büyü dediler. Ama Yusuf Neccar iman ile Zekeriya Aleyhisselam ittiba etmiş olan bu kutlu kişi bunu biliyor. Meryem annemizi destekliyor. Hazreti İsa'nın sonrasında ise Meryem annemizle evlenerek onun eşi oluyor. Böylece Hazreti İsa'nın üvey babası olduğu görüşü ön plana çıkıyor. Hatta bazı Yahudiler Hazreti Meryem'in çocuğu olduğu zaman onu Yusuf'a da itham etmişler. Yani sen iffetsizlik mi yaptın? Harun'un kız kardeşi yani Yusuf'la filan bir şeyler mi oldu aranızda? Halbuki biliyorlar ki Meryem gece gündüz mabetten çıkmayan birisi. Bunu çok iyi biliyorlar ama önemli olan kendi hayat sistemlerine, kendi çalışma yöntemlerine, kendi sistemlerine çomak sokulmaması. Yoksa kim gelmiş kim gitmiş önemli değil. Peygamberlerin döneminde hep olmuştur. Bir peygamber eğer suya sabuna dokunmadıysa kimse onlara ilişmemiştir. Ama bir peygamber geldiyse Allah'tan başka ilah yoktur. Otorite sadece ona aittir. İnsanlar arasında tabakalar ve güç farklılığı ayrımı yoktur diyorsa, zina, içki, kumar, katil, faiz, haksızlık gibi kavramlarla toplumun adil bir düzene gelmesini ortaya koyuyorsa, halkın kalpazanlıkla, zulüm ile belli bir aşamaya gelmiş olan kaymak tabakasının tepkisini almaya başlıyor. Kur'an'da mele'ullezi, o kavmin ileri gelenleri diye eleştirilenler de onlar. Yusuf Neccar'ın kabrinin olduğu yerde burası hatırınıza bulunsun. Yani Meryem annemizin sonralarında evlenmiş olduğu kişi İsa Aleyhisselam'ın üvey babası diyebileceğimiz kişi.